ailesinin hem arkadaşlarının bir şüpheli ölüm olarak yaklaşmasının birinci sebebi aslında Azerbaycan medyasının konuya doğrudan intihar olarak yaklaşması. Henüz ortada hiçbir bulgu yokken, Türk medyasından da bir şey henüz çıkmamışken, avukatları ya da arkadaşlarının hiçbir beyanı yokken Azerbaycan medyası bunu doğrudan intihar olarak girdi. Bayram Azerbaycan'da gerçekten çok tanınan muhalif ile çok tanınan bir genç. Hepimiz biliyoruz artık 2016 yılında Haydar Aliyev'in heykeli üzerine yaptığı bir yazılama aslında gözaltına alınıyor ve başka işte uyuşturucu suçlaması, uyuşturucu ticareti suçlaması gibi büyük bir suçlama üzerine gerçekleri çarpıtmak adına aslında atılarak 10 yıl kadar hapis cezası alıyor. 3 senelik tutsaklığından sonra 2019 yılında afla serbest bırakılıyor. Bu dönemde de hapishanede bulunduğu dönemde de çok yoğun işkencelere uğramış. Tahliye edilmesinin ardından yine böyle yani basit suçlamalarla tekrar gözaltına alınmış. Kısa süreli de olsa tekrar hapisler yaşamış ve her defasında hapishanelerde çok yoğun işkenceye uğramış bir genç. Azerbaycan devlet yetkililerinin ve Azerbaycan'ın işte devlete yakın medyasının sürekli hedefinde olan bir insan. Dolayısıyla böyle bir insandan bahsettiğimiz için ve bu kaybın üzerine doğrudan ortada hiçbir bulgu yokken intihar yaftası koyulduğu için aslında ailesi en çok da buna şüpheli ölüm olarak yaklaşılmasını istiyor. Olayı gören tanık anlatımları dahi hiçbir şekilde intihar olmadığını ortaya koyuyor zaten. Güvenlik görevlileri tarafından da kolluk tarafından da. Öyle ki dediğim gibi boğulmaya başladığında yani çırpınmaya başladığında güvenliğin ona hani kendisini koruyabilmesini sağlayacak telkinleri olduğunu, bayramın da buna cevap verdiğini, hani kurtarmaya çalıştığını ama ne yazık ki başaramadığını öğrendik. Bu durumun intihar olmadığı konusunda bir netliğimiz söz konusu artık. Gerçekten hani başından beri buna tanıyan birebir arkadaşları zaten hiç ihtimal vermiyorlardı. Ancak edinilen, öğrenilen tanık beyanları ve somut duruma göre, bayramın paylaştıklarına göre işte İngiltere'de kazandığı bir eğitim hakkı söz konusu. Konusu yazın hayat biraz daha normale döndüğünde İngiltere'ye gidecek. Babasıyla konuştuğu kaybolduğundan bir önceki gün 1 Mayıs'ta yanlış değilsem 1 Mayıs'ta ya da 2 Mayıs'ta olabilir hemen öncesinde. Babasıyla konuşuyor, arkadaşlarıyla konuşuyor, Bakü'ye gidecek işte arkadaşlarıyla hatta hangi gün hangi saatin biletini alayım diye organizasyonları yapıyor. Yani aklında kesinlikle intihar olmayan bir çocuk bir kere. Bayramın kim olduğu bu soruları doğuran şeyler. Çünkü Bayram şunlarla da karşılaşmış. Aralık ayında Türkiye'ye geliyor. Şubat ayında bir Bakü ziyareti söz konusu. Ailesinin yanına gidiyor ve dönüyor. Şubat ayında İstanbul'a yeniden geldiğinde Türk istihbaratı olduğunu düşündüğü sivil kişiler tarafından bir saat yakın sorguya çekilmiş Bayram. Kimliği Türk yetkilileri tarafından da bilinen, takip edilen ve işte Türkiye'ye neden geldin, ne yapacaksın, şudur budur bu tarz soruları sorgulara bir saat boyunca maruz kalmış bir insan. Arkadaşları da ailesi de bunu bildiği için Azerbaycan'da yaşadıkları bunlar bir bütün halinde düşünüldüğünde, değerlendirildiğinde tabii ki kuşku duyulmakta çok haklı. Bu kuşkuları gidermek üzerine bu soruşturmanın bizler de açık aleni şekilde yürütülmesini istiyoruz ve bu yönde çaba gösteriyoruz. Dosyaya girmiş bir kamera görüntüsü söz konusu değil şu aşamada. Ama en nihayetinde savcılık dosyasını ve emniyetteki dosyayı pazartesi günü tekrar inceleme fırsatımız olacak. Kamera görüntülerinin geç toplanmaya başlaması söz konusu. 2-3 günlük hatta 4 güne varan bir gecikme var ortada. Bunun da aslında sebebini şu olarak görebiliriz. 2 Mayıs'ta bayramın aslında denizden çıkartılıyor. Ancak zaten kimliği belirsiz şahıs olarak kaldırılıyor. Önce numune hastanesinin arkasından adli tıpa ve kayıtlara da öncelikle şüpheli bir ölüm olarak geçmiyor. Ne zaman ki arkadaşlarının kayıp ilanı üzerine çabaları, yine aslında bireysel çabaları karakol karakol dolaşarak verdikleri çaba doğrultusunda adli tıpta böyle bir ceset olduğu üzerine arkadaşlarının teşhisi sonrasında anlaşılıyor bayram olduğu ve onların beyanı, onların talebi üzerine aslında şüpheli ölüm kaydını kaldırıp bir soruşturma dosyası açılıyor ve dolayısıyla bu şekilde kamera görüntüleri toplanmaya başlanıyor. Dün arkadaşlarımız bayramın babası
Önceki gün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi ve dün adli tıbba gittiler. Babası hem bayramı teşhis etti hem de orada uzmanlarla da görüşme yaptılar, avukat arkadaşlarımızla birlikte. Yani bir bilgi aldılar, sözlü bilgiler alabildiler. Bir ön rapor da şu aşamada söz konusu değil. Otopsi raporunun tam tescilli bir şekilde otopsi raporunun çıkmasının da 3-4 ay gibi bir zaman alabileceği söyleniyor şu aşamada. Böyle bir LGBT ile de böyle bir karşılaşma ile engellemeyle de karşılaşmamış. Aslında çok sık şekilde özellikle de Muda sahilin her alandan giriş ve çıkışlarında polis kontrolleri oluyor. Ancak bayramın yani polisin bize bildirdiği kadarıyla yani Muda sahile varıncaya kadarki yol üzerinde dahi herhangi bir şekilde ona ceza kesildiğine dair bir bilgiye sahip değiliz bu aşamada. Muda sahile girinceye ve hani o birazdan da bahsederim denize şey yaptığı denize girdiği kayalıklarda oturduğu yere varıncaya kadar bir engellemeye karşı karşıya kalmaması da tabii ki aslında ailesinin ve arkadaşlarının da bu duruma şüpheli yaklaşmasının bir sebebi. Tanıklar hem polis hem de özel güvenlikler, Moda sahilde görev yapan özel güvenlik görevlileri, aslında ağırlıklı olarak da özel güvenlik görevlileri, deniz kenarında oturur vaziyetteyken terliğinin suya düştüğü ve terliğini almak için yüzdüğü ama bir süre sonra boğulduğu şeklinde otopsi den sonra teşhis için adli tıpta bulunan hem arkadaşları hem babası hem de bir avukat meslektaşımız da hani çok üstünkörü de olsa kısaca vücuduna baktıklarında bir darp cebir izi görmüyorlar. Dolayısıyla bu aşamada henüz güvenliğin verdiği bilgiyle çelişir bir bilgi ya da veriye biz de sahip değiliz yani. Bir başka bir insanın, bir turistin güvenlik görevlisini sahilde oturan bir erkek var şeklinde uyarmasıyla oraya doğru hareket ediyor güvenlik görevlileri. Bayramı görüyorlar ve oradan hani ayrılmasını istiyorlar. Bayramda hareketlendiğinde o sırada terliğin denize düşüyor. Zaten denizin çok kenarında oturduğu söyleniyor. Denize düşüyor terliği. Terliğinin arkasından atlıyor o da denize ve çok iyi bir şekilde yüzüyor. Yani gayet zaten arkadaşları da böyle söylüyor. Yani çok iyi bir yüzücü olduğunu söylüyorlar. Bayramda çok iyi bir şekilde yüzüyor. 15-20 kaç attıktan sonra terliğine de aslında çok az bir mesafe kaldıktan sonra birdenbire şey yapıyor. Birdenbire boğulmaya başlıyor, hatta debelenmeye başlıyor. Orada çabaladığı süre boyunca da evet kimse denize atlamamış. Sözlü olarak tabii ki aldığımız bilgi belki de bu işin en sonunda da varacağı yer. Yüzme bilmiyorlarmış çünkü. Yani Moda sahilde bir deniz kenarında, yer de önemli değil. Bir deniz kenarında görevli hem kolluk hem de güvenlik görevlileri ancak orada kimse kendi beyanları üzerinden en azından yüzme bilmiyormuş. Dolayısıyla yüzme bilmedikleri için boğulmaya başladığını fark ettikleri an itibariyle sözlü olarak işte ona yardımcı olmaya çalışmışlar. Ama atlayıp da denize kurtaramamışlar bayramı. İşte güvenliğe haber vermişler. Onun gelişi 15-20 dakikayı geçmiş ve bayram çoktan hani battıktan sonra onu ancak dipten çıkartabilmişler. Güvenliğe bayramı ilk görerek yani deniz kenarında biri oturuyor diye güvenliğe haber veren turist bilgisini yeni edindik. Ama şu aşamada hafta sonu da olduğu için şey yapamadık. Onun ifadesine başvurulup başvurulmadığını henüz öğrenemedik. Buna dair de pazartesi günü bilgi edineceğiz ve mutlaka alınması, tespit edilmesi yönünde çalışmalarımız olacak.